Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere sadece 3 malzeme ile hazırladığım dünyanın en kolay tatlarından bir tanesinin tarifini vermek istiyorum. Hazırlaması sadece 10 dakikanızı alacak. Çok hafif, bir o kadar da lezzetli bir tarif. İsterseniz hemen tatlımızın yapımına geçelim. Öncelikle tenceremin içerisine 1 su bardağı şeker, 5 yemek kaşığı dolusu buğday veya mısır nişastamı içerisine ekliyorum. Kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bu arada ben buğday nişastası kullandım. Mısır nişastası buğday nişastasına göre daha yoğun kıvamda oluyor. Bunun için buğday nişastasını tercih ediyorum. Kuru malzemelerimi iyice karıştırdım. İçerisine 1 litre sütümü ilave ediyorum. Tekrar karıştırmaya devam ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra ocağımın altını açıyorum. Kaynayıp kavlaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağınızdan hemen almayın arkadaşlar. 2-3 dakika daha ocağınızda kaynatın. Biraz daha koyulaşıyor. Tatlımı hazırladım. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Bu şekilde büyük küçülebilen kare kalıp kullandım. Kalıbımın büyüklüğü 20 santim. Bu şekilde bir kalıbınız yoksa borcam içerisinde de hazırlayabilirsiniz. Herhangi bir borcamda hiç fark etmez. Hazırladığım tatlımı kalıbımın içerisine boşalttım. Üzeri zaten düzgün arkadaşlar. Eğer düzgün olmazsa spatula ile düzeltebilirsiniz. Buzdolabıma koyup en az 2 saat kadar bekletiyorum. Tatlımı dolabından çıkardıktan sonra etrafındaki kalıbı kolay bir şekilde çıkartmak için kenarlarını bir bıçak yardımıyla çizdim. Kalıbımı aldıktan sonra tatlımı dilimleme aşamasına geçiyorum. Bu şekilde küçük dilimler yaptım. İsterseniz dilimlerini büyütebilirsiniz. Toplamda 16 dilim tatlı oldu arkadaşlar. Üzerini süslemek için Hindistan cevizi kullandım. Tatlımın her yerini Hindistan cevizine batırıyorum. Sizler isterseniz farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bütün dilimlerimi bu şekilde Hindistan cevizine batırıp servis tabağımın içerisine alıyorum. Tatlılarımı hazırladım. Gördüğünüz gibi karbeyazı tatlılarım servise hazır. Üzerine süslemek için çikolata parçacıkları kullandım. Yine aynı şekilde üzerine süslemek tamamen size kalmış. Dilediğiniz şekilde üzerine süsleyebilirsiniz. Bir dilim tatlımdan bir kaşık alıp kıvamını sizlere de göstermek istiyorum. Yumuşacık bir kıvamı var. Kesinlikle yediğinizde kesmiyor. Oldukça hafif bir tatlı. Bir dilimin asla yetmeyeceği bir tatlı diyebilirim. Belki de daha önce hiçbir yerde görmediğimiz, ilk defa benim kanalımda göreceğiniz bir tatlı tarifi. Yapan herkese şimdiden afiyet olsun. Tam tutan bir tarif, gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için oldukça önemli arkadaşlar. Yeni videolarımdan haberdar olabilmek için YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın.